Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yine yabancı bir haber kaynağı bir konuyla alakalı konuşuyor. Genel olarak gördüğüm kadarıyla şey zaten hani adamlar yükselişle yani tera coin'lerinin yükselişini beklediklerini ya yani biraz daha tabii Objektif kalmaya çalışıyorlar ama belli ki e, yükseliş hedeflediklerini de ben anlıyorum. Şimdi bu doğrultuda diyorlar ki tabii ki e, yön yukarı hareketler olasıdır. Güzel e, uzun vade yükselişleri ancak bu doğrultuda dikkat edilmesi gereken şey yeniden bir saldırıyla e, stable stablecoin rezervlerinin yani USDC rezervlerinin ciddi anlamda korunması yani zarar görmemesi gerekiyor diye bir açıklama yaptılar çöküşle alakalı. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu Duvon vesaire de iddia etti ama nedense işte vaktiyle açıklanan raporların hiçbir bir tanesi Duvon'la aynı fikirde durmadı. Farklı bir yorum yaptılar ki ben de ilk günden beri bunu söylüyorum. Çöküşün hiç siber şeyle atakla matakla hiçbir alakası yok. Tamamen anlık balina satışları, havuzda likiditenin bozulması ve kayma. Bu kadar. Şimdi. Bunun ekibin de farkında olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Zira açık açık şunu diyemezler adamlar bize ambargo uyguladı. Biz sözümüzde durmadık. Bize ambargo uygulandı tokadı vurdular diyemiyorlar. O yüzden bu şekilde bir açıklama tabii ki uzun uzun üzerinde durmayacağım. Daha geçen günlerde hatta güncel bir şekilde konuştuk. Ama bu doğrultuda ekibin de şunu yaptığını görüyoruz. Örneğin. LUNC ve USDC tarafında arkadaşlar özellikle LUNC'da e, Genesis'i itibariyle yani yeniden markalaşmaları itibariyle dünden bugüne sürekli olarak tutmalarda eşit dağılımları görüyoruz karşımızda. Yani günden güne daha da eşit dağılıma gidiyor değil mi? İşte birinci cüzdan yok arzın yüzde işte 90'ını tutuyor ikinci cüzdan yüzde 5'ini tutuyor kalanının arasında dağıldı falan değil. Adres sayıları gitgide artıyor. Bütün bunlar olurken de balinalar tarafındaki tutmalar azalıyor. Yani eşit dağılım sağlanıyor. Ee, ki bu durumda bir ara hatırlarsınız e, lunç tarafında tek bir cüzdan ne oldu arkadaşlar? E, dağıtıldı ve burada farklı farklı cüzdanlara ayrıldı. Şimdi bütün bunlarda e, yine ekibin hareketleri olduğundan da konuşmuştuk. Bunun ana unsurlarından bir tanesi de geçmişteki bu sıkıntının yaşanmaması üzerine arkadaşlar yani e, Dolayısıyla farklı farklı kişiler ne kadar olursa olsun e, bu şekilde bir e, çöküşe yön verememeleri amacıyla hareketler yapılıyor E tabi ki ne kadar tekrar başarılı olur ne kadar olmaz yani bu gibi önlemler örnek veriyorum yani ilk yüz balina atıyorum e, mutabık olur, olursa Yine yapar mı? Yapabilir yani fakat bu ne kadar e, olası onu da siz düşünün. İlk çöküşte 7 cüzdan muhabbeti vardı biliyorsunuz e, ki çok ciddi tutma oranları vardı çatır çatır e, sattılar yani bunu da bilmek gerekiyor. Özellikle dediğim gibi hani bu doğrultuda önlem almaya gayret ediyorlar ancak başarılı olur olmaz bekleyip göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.